Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Akrep burçlarını 9-16 Temmuz haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Peki falınızda neler var? Hemen şöyle bir açalım. Şuradan biraz sıkıntı atalım diyeceğim ama bir bakalım bakalım neler var. Şöyle kenarlayacağız. Bu bir kişiye dert anlatmaya çalışıyorsunuz ama hiç dinlemeye niyeti yok. Hiç hem de. Şimdi bu hafta iş konuları diyeceğim arkadaşlar. İş konularında neler var? Bir süre haber alamadığınız bir mevzuda bir haber alacaksınız. Yalnız bu haberi sadece siz değil, yanınızda bulunan iki kişi de bekliyor. Haber alacağınız konuyla alakalı uzun bir süre mücadele etmişsiniz. Sanki artık böyle bu kadar mücadele yeter. Dur bakalım ne olacak der gibi bir bekleyişte görünüyorsunuz. Pazartesi günü değil ama bu konuyla alakalı salı günü bir haber alacaksınız. Fakat bu aldığınız haber çok da böyle keyif verecek ya da işte ne bileyim olumlu bir haber değilmiş gibi görünüyor. Çünkü burada görüyorsunuz kafanızı taktınız, uzattınız. Hani bunun arkasından güzel bir gelişme yaşardım dediğiniz bir mevzu. M ve Y harfleri var bu konunun üzerinde. Yalnız siz burada bir mücadeleye gireceksiniz. Bu haberin değişmesi ya da bu süreçle alakalı bir mücadelede görünüyorsunuz. Bakın bunlar iş ve para konularıyla ya da eğitim hayatınızla alakalı bir mesele olarak görünüyor. Sanki bir mıknatısı elinize almışsınız, bir kişi ya da bir konuyu kendinize doğru çekmeye çalışırken görünüyorsunuz. Hani birileriyle iletişime geçersiniz, gidersiniz birileriyle, birilerini bulacaksınız. Yani bu mevzunuz neyse çözmek için mücadele ettiğiniz görünüyor. Sanki böyle size arkası dönük bir kişiye böyle arkadan yaklaşıp, telefon yalnız bu görüşmesi olacak. Onun telefonunu ya da bir şeyini bulup onunla iletişime geçeceksiniz. Bir kişiden destek alma var. Ve burada aslında görüşmediğiniz ya da yeni tanışacağınız birisi var. Bu iş ortamınızda yaşadığınız bir mevzu da olabilir. Parasal konularda destek almak adına görüştüğünüz bir kişi de olabilir. Çünkü burada beklentinizin dışında yaşayacağınız bir olaydan dolayı birileriyle iletişime geçmeye çalıştığınız görselleri var. Burada iletişime geçtiğiniz kişinin arkası size dönük çıkıyor. Yani aslında ya tanımıyorsunuz ya da öncesinde aranızda bir mevzu oluşmuş. Bundan dolayı size sırtını dönmüş bir kişiden destek beklentiniz olabilir. Burada aslında bu kişi sanki birisinin kulağına bir şeyler söyleyecek de sizin bu işinizi halledecek. Ama hani bu aranızdaki bu iletişimsizliğin sebebine baktığım zaman sizin daha yoğun bir yalan dolan var ya burada direkt. Bu kişi size ya yalan söylemiş ya bir şey dolandırmış. O kişiye ulaşmaya çalışıyorsunuz siz yani burada. Hani bir davanız mı vardı da sizin işte o kişi mi ortadan kayboldu? Bulmaya çalışacaksınız birisine. Ya da maddi konularla alakalı kilit noktada birisi var. Onunla bir mevzunuz için onu arayacaksınız. Yani çok da konuşmak istemediğiniz dediğim gibi bir kişiyi görüşmeye çalıştığınız, onu bulmaya çalıştığınız görünüyor. Çünkü orada o bir şeyleri sanki karıştırmış, düzeltmesi lazım. Burada evrak karışıklığıyla alakalı bile olabilir. Tanımadığınız bir kişiyi şunu düzelt diye arayabilebilirsiniz yani. Burada pazartesi değil ama salı günü yaşanmış olan köşeli bir sıkıntı, net evraksal bir sıkıntı aslında bana kalsa ama ya da parasal konularda diyelim. Bir kişiyi aracı ederek mevzuyu çözmeye çalıştığınız görünüyor. Bir de bu arada iş yerinizde ya da iş şartlarıyla alakalı bir kişiyle münakaşanız olabilir. Sanki atışma gibi. Bu kişi yalnız gene aynı şekilde iş çeviren birisi. Hani burada bir yalan dolan, başkalarının kulağına eğilmiş sanki bir şeyler söylüyor. Sanki siz onu böyle sırtından tutup bir kendinize doğru çevireceksiniz. Burada bir kendine gel diyebilirsiniz. Hani burada bir kızgınlık hali de var yani bir süredir bekliyorsunuz sanki izliyorsunuz da o kişiyle bu durumu yakaladığınız anda gel buraya der gibi bir durum da var. Bu da aslında Perşembe günlerine gene aynı şekilde aynı alanlarda tekabül ediyor olarak görünüyor. Burada da çevrenizde sizin bu duruma bakan bir kişinin gözlerini kapatmışlar. Hani bir şeyleri de görmedim, duymadım diyen insanlar da var. Biraz karışık bir hafta sizi bekliyor arkadaşlar. Havada kalmış bir para meselesi için mücadele ediyorsunuz ama hala daha havada. Hatta siz bu konularla alakalı böyle cuma günü ya uzaklardan bir teklif bekleyeceksiniz ya da arabayla bir yerlere gideceksiniz de bunu çözmeye çalışacaksınız. Konunuz ne bilmiyorum arkadaşlar ama ketenpereli bir iş yani. Yalan dolan var, dürüst olmayan bir şeyler var. Arkadan iş çevirenler var. Hani bu haftaya dikkat diyorum ben. Sözün özü.
İlişkilerde neler var derseniz sizi yerim. Çok güzel böyle bir bebek kolunuza almışsınız, yani kucağınıza almışsınız. Çevrenin de böyle keyif aldığı bir ortamda çocuğunuz ya da sevdiğiniz bir insana güzel vakit geçiriyor görünüyorsunuz. Şimdi gördüm, hemen söyleyeyim dedim. Ama pazartesi gününe baktığım zaman bir para mevzusu geçtiğimiz haftadan hani içerisinde temiz bir haber olarak gelecek bir kere. Yani burada sizin olmayabilir ama eşinizin, işte babanızın, hane içerisindeki bir kişinin parasal mevzuda bir sıkıntısının çözüldüğü görünüyor. Hatta siz bu kişiyle bir konuşma da yapıyorsunuz. Akabinde de iki mevzuyu aynı oranlarda. Bu yani çok zorlamak istemiyorum. Bireysel bir fal değil ama babayla alakalıymış gibi. Hani babadan parasal anlamda bir güzel haber alma görsellerinde çıktığı için gene dayanamayacağım, söyleyeceğim. Kendi ailenizden birilerinin parasal konularda bir mevzuda rahatladığı haberini alabilirsiniz. Burada aslında bir değil, akabinde de sonra iki tane daha güzel haberiniz var. Özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günü ailenizden alacağınız güzel haberlerle keyifli bir pazartesi, salı, çarşamba geçireceksiniz diyebilirim. Genel ilişki haliniz olarak bir sakin, böyle karşılıklı konuşma durumunuz var ve zaten sanki Perşembe gününden itibaren de sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla mutlu, huzurlu bir görselde çıkıyorsunuz. Yani aile ortamından keyif alıyorsunuz. İşte bulunduğunuz yerde sizi seven insanlar var gibi düşünün. İş yerindeki o husumetli durumlar bu hafta aile içerisinde bir sakinliğin, huzurun da dengeyi sağlamaya çalışacaksınız herhalde. Ortada ne kadar adımlarınızı zorlanarak atsanız da bulunduğunuz alanda mutlu görünüyorsunuz. Bir de küçük çocuğu olanlar için şunu söyleyeceğim. Ateşe dikkat edin. Elinizde böyle bir alevli bir görsel de var. Özellikle Perşembe ve Cuma, hani bebek görseli daha çok çıktığı için söyleyebilirim. Ateş konularına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki böyle Cuma Cumartesi elinizden bırakmak istemeyebilirsiniz bir rahatsızlıktan dolayı. Hafta sonu dağlar aşayım, denizler aşayım diyebilirsiniz ama bulunduğunuz yerde hayal kuruyor olarak görünüyorsunuz. Çünkü sanki ileriye dönük planlar yapılacak. Fakat onlar şimdiki zamanın değil de şunu yaparız, bunu yaparız diye çevrenizdeki gene bir kişi yok, birçok kişiyle bazı planlar yaptığınız görselleri çıkıyor. Peki burada neler var? Hemen bakalım. Nasıl bir kahve içmişim arkadaşlar. Çok çok insan görüyor musunuz? Bakın ne kadar çok insan var. Gene iş yerinde birisiyle karşılıklı bir konuşmanız var. Uyuşamıyorsunuz ama bu kişiyle. Ne kadar konuşursanız konuşun, aranızda hep bir mesafe var bu insanla. Şimdi belirsizliklerin belirir hale gelmesi için biraz beklememiz gerekecek. Çünkü sanki böyle gün gün şekilleniyor şu an fal gözümün önünde. Bu hanede bakın, çok güzel çıkıyor bazen şu fallar. Bakın görüyor musunuz? Elinizde bir meşale var. Bir kişiyle alakalı çok güzel bir haber alacaksınız hanede. Paralelinde de para görseli var. Bu kesin birisinin güzel bir ya işi olacak, ya iş başlangıcı yapacak, ya bir alacağını alacak. Bu çok siz değil de size çok yakın bir kişi olarak çıkıyor. İlişkiler göremedim. Yeni ilişki yok bu arada ama genel böyle aile ilişkiler konusunda çok pardon arkadaşlar. İlişkiler konusunda çok bir şey yok aslında ya. Konuşulan konular genelde aynı diyebilirim. Eşinizin ya da sevgilinizin kendine dert ettiği ama uzun süredir dert ettiği mevzular olabilir. Bunları da çok konuşmak istemeyeceksiniz. Bu konuda mesafe koyuyorsunuz. Birlikteliklerde ufak tefek atışmalar olabilir ama genel hatlarıyla hafta sonu bir rahatlamanız var. Yalnız burada bir yol şimdi bir kere daha beni uyarıyor. Bu yol neyin nesi diye bakıyorum şu an. Önünüzde bir yol açılacak. Bir grup içerisinde bir düğün müğün bir şey mi düşünüyorsunuz siz bu hafta sonu? Çok kafanıza taktığınız bir yol. Ama siz o yola gitmek zorunda kalacaksınız. Mecburen gideceğiniz bir yol var. Bebek beklentisi içinde olanlarınız varsa çok yakın zamanda hayırlı bir haber alabilirsiniz. Sadık bir dostunuzla görüşme var. İş konularıyla alakalı bu böyle elinize yapışmış birileri çıkmıyor. Sanki sallıyorsunuz elini de sizden kopsun, uzaklaşsın diye gitmiyor ama.
Burada aslında ekstra bir şey yok. Kafanız çok karışık. Bir taraf aile konularıyla yapılacak işler herhalde zannedersem, gidilecek yollar bile diyebilirim. Diğer tarafta da böyle biraz ikili düşünün, ikili oynayan insanlarla mücadele haliniz var da diyebilirim. Sanki üzerinize bir kişi A harfinde bir kişinin sorumluluğunu almışsınız ama bu iş ve para konularında o kişi biraz sizi arada bırakabilir bir mevzuda yalnız. Hani kefil olmak gibi sanki böyle üstünüzde taşıyorsunuz onu ama biraz zorlayabilir sizi. Görünenleri sizlere iletmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım keyifli, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta geçirirsiniz. İyi dediğim her şey önünüze ışık tutsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Bu haftaki kahve falınız bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.